Evet, 3. Trakya Doğada Yaşam Kamp Karavan Fuarı Çorlu'dayız. Mayıs, 18 Mayıs 2024 ve tabii fuara her sektörden, karavan sektörlerinden katılımcılar var. Aramızda Karavan Doğa Dünya, sevgili Gökhan da geldi, karavanı arkada. Şimdi onunla da kısa bir röportaj yapacağız. Tabii benim bildiğim 800-900 bin maşallah takipçisi var. Hani kıskanmıyor mu? Kıskanıyorum vallahi. 900 bin takipçisi var. Tabii şöyle bir şey de var. Bilmiyorum, ben soracağım şimdi. Ya bunlar satın alma mı? Çakma takipçiler mi? Nasıl çalışıyorsun? Bakanlarla fotoğraf çektiriyorsun. Gökhan Bey'e bunları soracağız. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Karavanına geldik. Tabii Gökhan Bey bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ona ben zaman zaman espriyle takılıyorum. Şimdi gene takılacağım. O bizi içeride bekliyor. Randevu almadan geldik ama şöyle kapıyı da çalacağız. Bakalım bize görüşme yapacak mı? Evet sevgili Gökhan, Karavan Doğa Dünya karavana geldik. Kusura bakma, biraz tabii randevu almadan geldik. Bir de olmuş. 800-900 bin takipçin olunca randevusuz olmaz bu işler. Tabii direkt soralım, nasıl oluyor bu 800-900 bin? Ben kıskanıyorum, çok kıskananlar var. Parayla alıyorsun. Parayla mı oluyor? Şu telefonu bir aç, bir görelim bakalım. Nasıl oluyor evet. Bu kadar izleyici? Yani diyorlar ki ya o... Çakma takipçi diyorlar. Bakalım bir şimdi. Bak şimdi Ercan abicim. Buraya evet. Geliyorsun. Evet. Bütün istekleri bu gösteriyor. Gördün evet. Mü abicim bak. Evet. Şu anda 18'inden 17 Mayıs'a kadar. Son 29 gün. Kaç 30 gün kişiye ulaşmışız abicim? 11.847.817. Burada kaç kişiye ulaşmışız? Burada kaç kişiye? 17.846.000 bilmem şey. Yani milyon, 17 milyon, 18 milyon. Burada bu. Bütün istekler bunu gösteriyor. Evet. Bak bir de böyle yaparsak bunu. Ya vallahi bravo, seni tebrik ederim. Herkes bunu göstermez ha. Tabii. Bir dakika, elini çek ama görelim bakalım bize. Bak ha, bakalım tamam. Bak şimdi. Bu da 3 aylık isteklerimiz. Bak. Evet. Kaç kişi? Kaç kişi abi? 22 milyon insan aşağı yukarı. 22 milyon takipçi son 3 ayda sizi görmüş mü efendim? Görmüş bak. Vay. 44 milyonda insan gösterim yapmışım ben burada. Gördüğün gibi. Meta, yani Instagram ve Facebook size bu konuda aslında bir ödül vermesi lazım. Aynen. Bu şekilde bak. Bir de burada 3 tane videomuz. Evet. Bizim bak bir tane bu videomuz. Bak evet. Şu videomuz tamam mı? Evet. Bak. Video 57 milyon insana ulaşmış. Yani buradan ne olmuş bana? Evet. 350 bin takipçi gelmiş bana zaten. Bir tane benim videodan. Yani bir video benim patlamış. Arkadan da 4 tane videom patlayınca zaten otomatikman benim Instagram'ı yükseltmiş. Şimdi gelelim esas konuya. Bu iş nasıl oluyor bana göre? Ben de herhalde bir gazeteciyim. Bu işi takip ediyorum. Bu emek sarf etmeden olmuyor. Hani övünmek gibi olmasın. Benim de 3-5 milyon takipçim olacak inşallah. 10 binle YouTube'da devam ediyoruz. Olacak. Nereleri geziyorsun? Ne yapıyorsun sevgili Gökhan? Ben sosyal medyaya ne zaman baksam günde 2 tane 3 tane paylaşımım var. Gerçekten bütün fuarları geziyorsun. Etkinlikleri geziyorsun. Şehir şehir dolaşıyorsun. Hem tebrik ediyorum öncelikle. Hangi fuarlara katılıyorsun? Çalışmaların nasıl? Ercan abi, ben bir kere bütün fuarların hepsine katılıyorum. İyi fuar, kötü fuar diye bir şey yok benim için. Nerede karavan fuarı varsa, nerede karavan festivali varsa hepsine bir kere gidiyorum. Zaten normalde de herkes beni davet ediyor zaten. Yani normalde kendim gidiyorum ama normalde de herkesten davet alıyorum artık. Tüm fuar şirketleri beni davet ettiği için ben de bütün fuarlara katılıyorum. Ki davet etmeseler bile ben zaten kendim gene karanlığa gidiyorum. O bütün gün fuar başlarken geliyorum. Bir de fuarın sonuna kadar ben etkinlikte kalıyorum zaten abi. Bravo. Tabii bakanlarla fotoğrafını görüyorum. Valiler seni çağırıyorlar. Şimdi, kıskanıyoruz yani anladım. Gökhan Bey. Bu bakan bizi evet. Niye çağırmıyor da Gökhan Bey'i çağırıyor? Yani anlatabildiğin kadarıyla. Yani İşleri Bakanımızla bir kahvaltı yaptık. Karavan sohbetleri yaptık kendisiyle. İleride yani bir gün kendisi de bir karavan alacak. İşte ki karavanları da zaten biliyor kendisi de. Bu Haziran'ın 5 ile 6'sında da Afyon'a gidiyorum. Afyon valimiz davet etti beni. 5 gün aşağı yukarı Afyon'da kalacağım kendisiyle. O gelişmeleri zaten paylaşacağım. Ben de bilmiyorum neler olacak. Demek ki bu çalışmanın bir karşılığı, bir emeğin karşılığı oluyor. Bu da bizim için de takdir edilecek bir durum. Sevgili Gökhan, şimdi doğaçlama soru soracağım sana. Aklındaki 5 karavan firması hangileri? İyi kötü. Hiç var. Zaten iyi. Hepsi zaten iyi benim için de. Hepsi iyi de. Bu tamamen bir doğaçlama. Söylüyorum. İlk aklına gelen 5 karavan firması. Sambar, Svan, Gencer, Inka, bir tane daha var da aklıma gelen. Capella. İlk 5 karavan. 5 karavan fuarı aklına gelen. TÜYAP, Çorlu Karavan, Ankara,
Gaziantep. Bir tane daha ben sana söyleyeyim. O kadar var ki karavan şov. 5 tane karavan kamp alanı. 5 tane karavan. Adliye Camping. İmaj Camping. Bahar Camping. Ondan sonra başa gelmiyor bak ha. 3 tane takıldım. Dur var aslında da kafam takıldı. Kamplar daha az tabii senin için. Ya kamplar az tabii çok. Kamp da var dur şimdi. Ha Starvan geldi. Ondan sonra bir tane daha bir yer açtı aslında da. Poyrazlar Camping. Poyrazlar Camping. Camping evet. Bu tabii şimdi bir nevi canlı yayın oldu. Hiç böyle bir soru soracağım aklının ucundan geçmezdi. Zor olmuyor mu senin için? Eşinle beraber geziyorsun. Gerçekten kolay iş değil. Hacan abi. İlk ben bu işe başlarken diyorum ya bak dedemler benim 1972 yılında bir karavan almışlar. Bak. O karavanda biz 25 sene biz bir fil karavanda yaşadık. Ben dedemlerle babamlarla karavanda yaşadım. Çadır kampında yaşadım. Bir dönem karavanımız olmadı bizim. Karavanı sattıktan sonra benim bir tane Dacia eski bir arabam vardı. Onun için biz hanımla beraber marangoza gittik bir yatak yaptık. Onunla beraber karavancının içine giriyordum ben. Herkes koca koca karavanlarla geliyorlar. Ben ufacık bir arabayla iki tane de böyle masam vardı. Onunla ben başladım aslında ilk. Yani önce arabam yok, karavan yok. Satmışız karavanı. Sonra tekrar karavan hayatına döndüm yani. Ama tabii kolay olmadı benim için. Bu samimiyetin için teşekkür ediyorum. Gelelim biraz da bizim Çorlu Karavan Fuarı'na. Bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Sen üçüne de katıldın. Yani gerçekten bütün samimiyetinle cevaplamanı istiyorum. Nasıl gördün bu fuarı? Bir kere bu fuar Çorlu'da yapılması çok güzel ve çok büyük bir fuar. Yani ben dünya kadar fuar ve festivale gidiyorum. Bu kadar büyük bir açık alan fuarı görmedim. Yok ya yani şu anda hiç yapılmadı Türkiye'de. Katılımcı çok büyük. Bugün cumartesi ki içerisi bayağı dolu ve artık karavancılarımız da memnun. Satışlar da olmaya başladı ki oldu. 2-3 gündür oluyordu. Bugün daha da yoğunlaştı. Bence Türkiye'de yapılmış en büyük açık alan karavanlardan biri Çorlu Karavan Fuarı benim için. Tabii karavancıların birçok sorunları var. Artık onları burada değinmek istemiyorum ama kısaca senin de bu konudaki düşüncen nedir? Ne yapılması lazım? Şimdi en büyük sorunumuz karavan parklarının çoğalması ama belediyelerin bence karavan parkları yapması gerekiyor Hacan abi artık. Çünkü artık İstanbul'da bak televizyonlara da düştü artık. Birçok karavanı kaldırıyorlar. Bence kaldırmadan önce hem otopark alanı olacak bir yer göstermeleri hem de karavan parkının artık çoğalması geliyor. Gerekiyor çünkü artık Türkiye'de buna ihtiyaç ciddi anlamda var. Bu kadar teşekkür ediyorum bu sohbetin için. Bu kadar tabii yayın yapmışken bizim Karavan Kamp Gariban kanalımıza da buradan bir destek verirsin herhalde. Bir şeyler söylersin artık bizim için de. Ercan abicimi YouTube'dan herkes takip etsin. Ben de etiketliyorum. O da bir fenomen olacak artık. Onun için mücadele ediyor. Ben 800 bin olduk. Onu 2 milyon yapacağız inşallah. Helal olsun be. Sağ ol. Dünya tanıyacak seni artık. Çok teşekkür ediyorum bu samimi sohbetin için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Gökhan'ın karavanında kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii onun bu güzel dileklerine siz de katılırsanız bir abone olmanız yeterli. Bu biliyorsunuz ne kadar çok abone olursa o kadar ilgi gösteriliyor. Tabii her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Gökhan Bey kendi başarılarıyla övünüyor ama onun arkasında bir kadın var, eşi var. Şimdi birazcık kısaca onunla da sohbet edelim. Bakalım bu hayat nasıl bir hayat. Evet Taylan Hanım, Çorlu'ya hoş geldiniz. Fuara hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Gökhan Bey'le seyahat etmek tabii güzel tarafları da var da. Zorlukları da var mı? Neler yaşıyorsunuz? Kısaca bilgi alabilir miyim? Zorlukları var mı? Uyum içinde olduğumuz için pek zorluklardan bahsedemeyeceğim. Çünkü öyle bir şey yok. Gayet keyifli oluyor. Dediğiniz gibi evet her başarılı erkeğin arkasında bir bayan var. Gökhan Bey'in arkasında, yanında, sağında, solunda da ben varım. Yani günlerimiz güzel geçiyor, fuarlar güzel oluyor. Seviyorum ben. İnsanlarla sosyalleşmek çok hoşuma gidiyor benim. Birçok insanla tanışıyorsunuz, o çok hoşuma gidiyor. Peki size şeyi sorayım, benim eşim de ilk başta çok zorlandı karavanda yaşama. Karavanda yaşamak nasıl bir şey? Sizin için, sizin yaşantınız birazcık daha da hızlı akıyor. Fuardan fuara, festivalden festivale. Ama sonuçta siz de karavanda tam zamanlı yaşayanlara bir örneksiniz. Evet. Nasıl gidiyor bir kadın olarak karavanda yaşamanın kolay ve zor tarafı? Kolay tarafı minimal yaşıyorsunuz. Ondan dolayı da yani bir ev toparlamakla karavanı toparlamak arasında dünyalar kadar fark var. Daha kolay. Kolayı karavanı 15 dakikada toparlayabiliyorsunuz. Zor tarafı da yani minimal yaşam
Eğer sevdiyseniz size zor gelmiyor. Ama sevmediyseniz işte orada problem başlıyor. Yani sevmek gerekiyor her şeyden önce. Birçok şey kısıtlı çünkü. Kısıtlı. Banyo kısıtlı. Ondan sonra tuvalet deseniz kötü tarafı o diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum. Size başarılar, iyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de sizlere başarılar diliyorum.